Arabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com. Sayın partililerimiz, sayın basın ve sayın misafirlerimiz, Karabük İl Başkanı olarak hepinize öncelikli olarak ve hoş geldiniz diyorum. Ayrıca teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ayrıca yeni yılınızı tekrardan kutluyorum. Hayırlara vesile olur inşallah. Bugün daha önceki toplantılarımızdaki gibi yine adayı açıklaması ile ilgili burada bulunuyoruz. Yanımda oturuyor, bildiğiniz gibi Karabük'ün tanınmış iş adamlarından inşaat mühendisimiz Yusuf Aydın Bey. Partimizden adayı olmak için müracaatta bulundu. Kendisine hayırlı olsun diyoruz, teşekkür ediyoruz ve başarılar diliyorum. Partimize teveccüh gösteren ve partimiz üyesi olan her arkadaşımız adayı olabilir. Bunu üyelerimiz ve dışarıdaki misafirlerimiz, arkadaşlarımız böyle bilsinler. Ben fazla sözü uzatmayacağım. Kendisini tanıtacak, tanıyorsunuz gerçi ama tekrar programı ile ilgili bilgiler verecek. Ben sözü Yusuf Aydın Bey'e bırakıyorum ve teşekkür ediyorum. Buyurun, sağ olun. Buyurun. Evet, başkanım. Sayın İl Başkanım, ilçe başkanlarım, Cumhuriyet Halk Partimizin değerli üyeleri, kıymetli hemşerilerim ve basınımızın değerli temsilcileri. Öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkan adayı olmak için karşınızdayım. Ben bu şehirde doğdum. 30 yıldır bu şehirde cemiyet ve ticaret hayatının içerisindeyim. Şu ana kadar hiçbir devlet ihalesine girmedim. Kendi yaptığım projeleri ve müteşebbis yaptığı yatırımları, fabrikaları yaptım. Yaptığım tüm işleri tekniğe uygun, sorunsuz şekilde teslim etmeye gayret ettim. Benim için siyaset hayata dokunmaktır. Ülkemizde ve Karabük'te insanlara, can dostlarımıza, çevreye, doğaya sahip çıkmaktır. Siyaset, çevremizde olan olaylara karşı sadece kendi menfaatimiz için değil, tüm canlıların hakkını, hukukunu korumaktır. Bunu yapmak için hayatın içinde olmak, duyarlı olmak, eleştirmek ve eleştiriye açık olmak lazım. Bir de sadece konuşmak değil, yetkilileri harekete geçirmek lazım. Ancak cemiyetle birlikte yaparsınız bunu ve istişare edersiniz. Hem ortak aklı bulursunuz, hem de toplum için en faydalı sonuca varırsınız. Bu sonuca varmak için ilkelerinizle birlikte siyaset edersiniz. Ben her zaman ve her şartta hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerine bağlı kalacağıma bunun bilinmesini isterim. Değerli hemşehrilerim, israf etmeden şeffaf, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetim getireceğiz. Tarafsız bir şekilde yöneteceğiz. Herkesin belediye başkanı olmak istiyorum. Karabük'te yaşanan travmayı tekrar yaşatma hakkımız da yok. Allah nasip ederse, hemşehrilerimiz de bize destek olursa, Cumhuriyetimizin 100. yılında kentimizi modern bir cumhuriyet kenti yapmak istiyorum. Karabük'te bu birlikteliği sağlayacağıma eminim. Kaynakları israf etmeden dürüst bir şekilde yöneteceğiz. En büyük projemiz aç ve açlıkta kimseyi bırakmamak olacak. Karabük halkının mutlu olduğu, betona değil yeşile, temiz bir çevreye ve insana öncelik veren bir yönetim anlayışımız olacak. Belediye meclisimiz de çok liyakatlı ve güçlü bir kadro olacak. Tüm çalışmalarımızda akıl, bilim, istişare ve liyakat ilkeleriyle hareket edeceğiz. Önemli kentsel uygulamaları tepeden inme kararlarla değil, şeffaflık içinde kentlilerle paylaşarak, uzman kuruluşların ve STK'ların görüşlerini alarak yapacağız. Tüm riskli yapıların tespitini yaparak, başta deprem olmak üzere her türlü afete karşı dirençli bir kent oluşturacağız. Eğitim, bilim, sanat ve kültür ve spora destek olacağız. Ulaşım, trafik ve otopark sorununu mutlaka çözeceğiz. Sokaklarımızı, kaldırımları, parkları temiz tutacağız. Daha yeşil bir kent için çalışacağız. Her mahalleye gençlik merkezi ile birlikte spor tesisi yapacağız.
Karabük'teki sorunları çözmek için ben 4 yıldır mahalle mahalle gezdim. Bütün tespitleri yaptık ve bu tespitlerimizle inşallah başkanlığımızla da bunların tedavilerini yapacağız. Seçimden seçime değil, vatandaşımızın ihtiyaç duymadan önce yapacağız, bu sorunları çözeceğiz. Aynı projeleri aynı yerde tekrar tekrar yıkıp yapmamak, israf etmemek için ortak akılla ve istişare ile çalışacağım. Belediyemize ait tüm yatırımların kamu zararı ve israf olmaması için en iyi şıklı şekilde takibini yapacağım. İşçilerimizden emeklilerimize, kadınlarımızdan gençlerimize, çocuklarımızdan yaşlılarımıza ve tüm engelli vatandaşlarımızın sorunlarını çözeceğim. Kent merkezini yeniden düzenleyerek hem vatandaşlarımız için hem de esnaflarımız için bir cazibe merkezi haline getireceğiz. 3 Nisan Karabük'ün kuruluşunu festival havasında kutlayacağız. Tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışacağım. Ayrıştırmak, kutuplaştırmak için değil, herkese kucaklaşmak için çalışacağım. Seçildiğim takdirde, bunu özellikle söylemek istiyorum, seçildiğim takdirde tüm ticari faaliyetlerime son verip tüm zamanımı belediye hizmeti için çalışacağım. Biz topluma üstten bakan, azarlayan zihniyete hayır diyerek sesimizin yüksekliğine değil, sözümüzün yüksekliğine bakıyoruz. Biz Karabük Belediye Başkanlığından bir şeyler almaya değil, tecrübemiz ve bilgimizle vererek 24 saat Karabük için çalışmaya geliyoruz. Çalışmalarımızla en çalışkan belediye başkanı olacağıma inanıyorum. Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhuriyet kendi Karabük'ü Cumhuriyet Halk Partisi ile taşlandıracağım. Kuruluşundan bu yana Karabük için emek veren, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve edebiyata intikal etmiş tüm yurttaşlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Sağ olanlara sağlıklı uzun ömürler diliyor, saygı ve selamlarımı iletiyorum. Ben buraya gelerek bizlere destek veren, bizimle beraber emek verecek olan tüm partilerime şimdiden teşekkür ediyorum. Kendimi de Karabük halkına emanet ediyorum. Çıktığım bu yolda Allah utandırmasın, Karabük'ümüz için, hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. Seçimi kazanmadığınız takdirde tekrar Deva Partisi'ne geçmiyoruz. Hayır, biz buraya Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi olduk. Cumhuriyet Halk Partisi için çalışacağız bundan sonra. Biz arkadaşlar Karabük'teki sorunları 5 yıldır görüyoruz. Karabük 5 yıldır büyük bir travma yaşıyor. Büyük sorunlar içerisinde. Kent merkezinden mahallelere kadar büyük sorunlar var. Bu sorunları çözmek için ben gerek sosyal medyamda gerek basında bunlarla ilgili birçok açıklama yaptım ve bu açıklamaların hepsinin altına da imzamı atarım. Şu anda bu sorunlar hala gündemde ve hala çözülmemiş. Biz bunları çözmek için ortak akılla istişare ederek Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında birlikte beraber seçime girmeye karar verdik. Ben eğer adayım şu anda tabii, aday olursam bütün bu söylediklerimi, paylaştıklarımı basının önünde ve sizlerin önünde şeref sözü veriyorum. Hepsini yerine getireceğim. Tamam mı İsa? Evet. Teşekkür ediyoruz. Başkanım, buraya bakabilir miyiz? Gel. Buraya bakalım. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi Karabük.net.haber.com.